İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın röportajı, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu Başkan Yardımcısı Lidya Margosa'nın parlamento ve belediye başkanlarına çağrısı, Batı Ermenistan'dan Artsak'taki mağdur aileleri destekleme çağrısı, Arsah Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan'ın başlattığı saldırgan savaşın asıl amacı arsa halkının yok edilmesidir. Adam Şif, ABD, Azerbaycan ve Türkiye'yle ilişkilerini gözden geçirmeli. Asad, Dağlı Karabağ sorununun esas kıskırtıcısı Erdoğan'dır. Batı Ermenistan'dan... Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan, Sevr Antlaşması konusunda basına bir açıklamada bulundu. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan açıklama sırasında Sevr Antlaşması'nı hukuki analize tabi tuttu. Açıklamada Sevr Antlaşması'nın uygulanmasına yönelik hukuki adımlar, gerçek ve hukuki haritalar arasındaki farklar, Wilson'un tasarladığı Ermenistan vizyonu ve Batı Ermenistan'daki mevcut durum tartışılmaktadır röportaj web sitemiz ve YouTube kanalımızda mevcuttur. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu Başkan Yardımcısı Lidya Margosyan'ın parlamento ve belediye başkanlarına çağrısı. Sayın parlamento ve belediye başkanlarım, 27 Eylül 2020'den bu yana Azerbaycan Devleti, Türk Devleti'nin desteğiyle esas olarak atalarının topraklarında 10 bin yıldan uzun süredir yaşayan yerli Ermenilerin yaşadığı Artsakh Dağlı Karabağ topraklarını bombalamaktadır. 1921'de Sovyetler Birliği, Azerbaycan'ın Ermenilere karşı ayrımcı politikalar izlediği ve uluslararası hukuka aykırı, Ermeni halkının iradesine aykırı olarak bu bölgeyi keyfi olarak Azerbaycan'a devretti. 70 yıllık sömürge baskısının ardından Ermeni halkı, Sovyetler Birliği hukuku ve uluslararası hukuka uygun olarak devlet yapılarını yönetmek için kendi kaderini tayin hakkını kullanmaya karar vererek Sovyetler Birliği'nden ayrılma sürecini başlattı. Böylece asla ayrılıkçılıktan bahsetmiyoruz. Ancak 1920 tarihli Birleşmiş Milletler Şartı'nın birinci maddesi ikinci noktasına ve 10 Ağustos'ta Sevr'de imzalanan Uluslararası Barış Antlaşması'nın uygulanmasına dayanan halkların kendi kaderini tayin hakkından bahsediyoruz. Bu karar Bakü, Ganzak Kirovabat, Sumgayit'te katliamlara neden oldu ve Sovyet Azerbaycan'ın da binlerce Ermeninin ölümüne yol açtı. 1991 yılında Azerbaycan Arsak Cumhuriyeti'ne karşı saldırı başlattı. Bu savaş on binlerce can aldı ve 1994 yılının 14 Mayıs'ında imzalanan Ateşkes Antlaşması'yla Arsak halkının zaferine kendi kaderini tayin hakkını gerçekleştirmesine yol açtı bugünkü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından açıkça desteklenen bu yeni Azerbaycan saldırganlık savaşı sivil halka yöneliktir ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma statüsü ve Uluslararası Hümanitar Hukuk uyarınca hukuken savaş suçu olarak kabul edilmektedir. Bu yeni agresif savaş 1920'de müttefikler tarafından tanınan ancak bir işgal programının konusu olarak kabul edilen Batı Ermenistan, Ermeni Devleti'nin doğu sınırının yanıtsız sorunu ile doğrudan ilgilidir. Uluslararası hukuka göre Sev Antlaşması'nın 92. maddesince Ermenistan yani Batı Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki sınırları ilgili devletler arasında doğrudan anlaşma ile belirleniyor. Bu nedenle Azerbaycan kendi askeri gücünün izin verdiği müddetçe Nahçıvan'la birleşmek amacıyla Batı Ermenistan'ın Ermenistan, Ermenistan Devleti'ne danışmadan etnik temizlik yoluyla sınırlarını lelletmeye çalışıyor. Azerbaycan ile Türkiye'nin başlattığı savaş nedeniyle Artah Cumhuriyeti'ndeki sivil nüfus zarar görüyor. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan, Türk-Azerbaycan ordusunun bombalaması sonucu mağdur olan ailelere acil yardım talep ediyor. Bu günlerde düşman, Arsah'ın başkenti Stepana güdümlü roket saldırıları düzenliyor. Bunun sonucunda ölüler, yaralılar var ve birçok sivil altyapıya zarar veriyor. Özellikle elektrik şebekesi, mobil operatörü, benzin istasyonları, okullar ve anaokulları hedef altına alındı etkilenen aileleri desteklemek istiyorsanız aşağıdaki banka hesabına bağış yapabilirsiniz. Artsah Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca yayınlanan bildiride özellikle şunlar ifade edildi askeri hedeflere ulaşmak için yapılan başarısız girişimleri durdurmayan ve ciddi insan gücü ve askeri tecizat kaybına uğrayan Türkiye'nin doğrudan kontrolünde olan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Arsak Cumhuriyeti'nin sivil nüfusuna ve sivil altyapısına artan bir hızla saldırmaya devam ediyor. Stepanagert, Şuşi, Mardaget, Martuni, Hadrut ve Cumhuriyet'in diğer yerleşim birimleri güdümlü roket saldırıları altında. Sivillere ve Sivil tesislere yönelik amansız saldırılar, Türkiye ve Azerbaycan'ın Orta Doğu terör örgütlerinden gerici militanların desteğiyle başlattığı saldırgan savaşın asıl amacının Ermenilere karşı işlenen soykırım politikasının devamı olarak Artsah Cumhuriyeti halkının imhası olduğuna şüphe bırakmıyor. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Adam Schiff Los Angeles Belediye Binası'ndaki basın toplantısına Amerika Birleşik Devletleri Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerini gözden geçirmelidir dedi. Amerikan halkının neyin tehlikede olduğunu anlaması gerekiyor. Arsa halkının öldürülmesi, sivil yerleşim yerlerin Azeriler tarafından bombalanması ve tüm bunlar Türkiye'nin yardımıyla gerçekleştirilmesi, tüm özgürlüklerimizin tehdit edilmesi anlamına geliyor.'' Bu çatışma bizi hem Türkiye hem Azerbaycan ile ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmeye zorlamalı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir müttefiki daha fazla kan dökülmesini ve sivillerin öldürülmesini teşvik etmek için Suriye'de militanlar topluyorsa bunlar NATO'da veya başka yerlerde ne tür müttefik olabilir? Bu arada bir dizi ABD'li siyasetçinin Arsaha yönelik Azeri Türk saldırısına karşı haklı protestosunu yükselten ABD'deki Ermeni toplumuna desteklerini ifade ettiğini belirtelim. Suriye Devlet Başkanı Başar Asat Riya Novosti Ajansı ile yaptığı röportajda Dağlık Karabağ Arsa sorununun yeni aşamasının esas başlatıcısının Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi olduğunu açıkladı. Türkiye Libya teröristleri destekliyor. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlı Karabağ Arsa İtilafının ana kışkırtıcısı ve başlatıcısı kendisidir dedi. Esad, gerici militanların Suriye'den Dağlı Karabağ Arsa hareket ettiğini ve Şam'ın bunu doğrulayabileceğini söyledi. Suriye'de savaşan gerici terörist grupların Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan çatışma bölgesine gönderildiğini teyit edebileceği konusundaki soruyu yanıtlayan Esad, bunu bir dereceye kadar doğrulayabiliriz. Ancak kanıtımız olduğu için değil. Bazen kanıt yok ama bunun tanıkları var dedi. 27 Eylül saat 7.15 civarında Azerbaycan topçu birlikleri ve saldırı droneleri kullanarak tüm Arsa Azerbaycan temas hattı boyunca Arsa Cumhuriyeti'ne saldırdı. Başkent Stepana Gert, Mardunim, Mardagert, Hadrut gibi sivil yerleşim yerleri de bombalandı. Batı Ermenistan'daki Ardahan'ın Arsiyan Dağları'nın zirvesine ve Kars'a mevsimin ilk karı yağdı. Sebastya Sivas ilinin Kürin, Gürün ilçesinde nadir rastlanan boynuzlu keçiler görüntülendi. Kızılırmak Halis Nehri'nde su seviyesi düşünce kum adacıkları oluştu. Kızılırmak son yılların en kurak günlerini yaşıyor. Yaz aylarında beklenen yağışın yaşanmaması, havaların aşırı sıcak gitmesi ve çiftçilerin tarım arazilerini düzensiz sulamaları sebebiyle su seviyesinin düştüğü düşünülüyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Karin adlı topluluktan Ermeni halk müziği Garno Erzurum Koçarisi adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.